Herkese merhaba. En son bir okul müdürünü ne zaman dinlediniz? Çok eğitimci var, belki daha önce dinlemişsinizdir ama velilerden. Bugün dinleyen mi var? Cumaları genelde İstiklal Marşı'ndan önce müdürler alırdı telefonu, mikrofonu eline ve yarım saat nutuk çekerlerdi. Aslında çok takıntılıdır o okul müdürleri. Ben de çok takıntılıyım. Şu koltuklar boş arkadaşlar. Arkadan öne doğru bir gelelim. Niye boş diyeceksiniz? Çünkü bankacılar gitti. Para gidince, genel müdür gidince oralar boş kaldı. Bir eğitimciyi dinlemek bankacılar için tabii belki çok hoş değildi. O yüzden koltuklar boş. Bir öğretmen olmak, müdür olmak ne demek? Türkiye'de ne şartlarda öğretmen olunuyor? Biraz size ondan bahsedeceğim. Ankaralı arkadaşlar var. İnşallah anımız, hiçbir anımız kara olmaz. Küçük bir dokunuş insanlara, çocuklara. Kendi kapasitemle neler yaptım? Kara sevdamız çocuklar için nelerle mücadele ettim ve her şeye rağmen 18 yılda neler yaptım? Kısaca size özetlemeye çalışacağım. Çocuklar hep meraklıdır ve hep bir yerler seyretmeye çalışırlar ve durmadan soru sorarlar. Peki bu baba ne yapıyor sizce? Annelik çok zor. Biri bana sorsa ki ne istersin bu dünyada? Anne olmak isterim derim gerçekten. Bir babayım ama anne olmak çok farklı bir şey. Bizi kurtaracak olan, belki ülkemizi bu muasır devletler seviyesine getirecek olan gerçekten anneler, iyi eğitilmiş kadınlar lazım bize. Çünkü çocuklarımızı iyi eğitmemiz gerekiyor. O yüzden sizi tekrar alkışlıyorum. Dinleyemedim. Sonra videodan dinleyeceğim inşallah. Ben 1998 yılında öğretmenliğe başlarken profesyonel liglerde futbol oynuyordum. Çok da popülerdim. Fena da değildim yani, iyiydim. Sonra atamam yapıldı Yozgat'ın Çekerek ilçesinin Kırkdilim köyüne. Babam devlet memuru, dört kardeş okuyoruz tek maaşla. Hadi dedi sen bir memur ol, yükü omuzumdan atayım. Yok dedim ben futbolcu olacağım. Baba transfer olacağım, hakikaten de vardı transfer. Yok dedi sen git bir şey ol. Bir gün o günkü Karamanspor'da oynuyorum. Karamanlı bir bakan var. Onun yanına gittik kulüp başkanıyla. Tamam dedi işini hallederiz, Karaman'ı aldırırız seni. Ama olmadı. Bir tercih yapmak zorunda kaldım. Metrodan indik. Üniversitede o zaman yarım doçentli, şimdi profesör oldu Gazi Üniversitesi'nde. Hakkı Hocam'la karşılaştık. Babam ve ben. Tesadüf. Hakkı Hocam dedi ki, Mete dedi, havadaki iki kuştan cepteki bir kuş iyidir. Sen git öğretmen ol. Ve onun demesiyle gidip öğretmen oldum ben o lafının üzerine ve şimdi buradayım. Hayatım boyunca öğretmen olmak istemedim. Hiç aklımda yoktu. Hep bize sorarlardı ne olmak istiyorsun? Hiçbir zaman öğretmen demedim. Ve öyle başladım. Köye gittim. 5 sınıf bir arada 54 öğrenci okuma yazma nasıl öğretilir hiç bilmiyorum. Tek başıma köyde dağın başında böyle çok da güzel bir manzarası vardı. Türkü tutturur durmadan ders anlatırdım çocuklara. Bulaşık yıkamayı bilmem, yemek yapmayı bilmem, çamaşır yıkamayı hiç bilmem. İlk gittiğimde ilk aldığım şey çift çanak, anten ve televizyondu. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ni gösteren kanal o diğer antenden gösterirdi. Onu seyretmek zorundaydım. Çünkü arkadaşlarım oynuyordu. Evet, hayatta tercihler zaten bizi bu hale getiriyor. Her tercih bir vazgeçiş aslında. Ve ben öğretmen olmayı tercih ettim. Sonra Bitlis'in Mut ilçesinin Çiğdemalan köyüne gittim. Bir kar yağıyor. Dün konuştum. 3 metre kar var yine. Tandır Dağı'nın arka tarafında Mutki'ye bağlı bir köy. Ama Mutki'den yol yok. Bitlis'ten de yol yok. Biz Siirt'ten dolanıyoruz köye gitmek için. O tarafı bilen var mı bilmiyorum. Veysel Karahan'ın türbesi vardır ziyaret diye. Oradan 30 kilometredir köy. 30 kilometreyi 3,5 saatte gidiyordu araba normal yaz günü. Köye ilk gittiğim gün tabii hemen geri dönmek istedim ama araba yoktu. Sonra bir ay sonra dönebildim. Bir ay boyunca yollar kapalıydı çünkü.
Hayatımız böyle geçiyordu çocuklarla beraber. Sonra tabii bahar geldi. Bahar gelince biliyorsunuz pireler artar köyde. Fatih vardı, ev arkadaşım. Yani o da arkadaşım, her şeyim. İstanbullu, o da bilmez. Bir de ben de hiç bilmem. İlk defa pireyle orada karşılaştık. Her akşam pire yakalıyoruz. Ve bir bardak suyun içine onu atıyoruz. Çünkü böyle onu öldürmeniz gerekiyor ama beceremiyoruz. Bardağın içine atınca boğulurmuş pireler. Orada öğrendik. Fatih dedim pireyi bir... Pire geliyor işte. Tabii orada da yine çift çanak var bu arada, söyleyeyim. Mutlaka maç seyrediyoruz. Bir gün bir şey ısırdı. Dedim herhalde pire. Dedim Fatih ışığı aç. Hemen eşofmanı sıyırdım baktım falan. Yok, çıyanmış. Çıyan ısırmış beni. Tabii bir şey olmadı. Gidemiyorsunuz ki hemen köye. Ambulans ya da işte öyle bir şey yok. Ancak helikopter gelebilir. Sonra bir gün maç seyrediyoruz. Milan Beşiktaş oynuyor İtalya'da. Benim arkadaşım Ümit, aynı odada kalırdık genç takımda oynarken. Bir baktım orada oynuyor. Beşiktaş'ta oynuyor ve Milan'la karşılaşıyor. Star'da maç. Şovu açtım, BBG var o zaman, bizi biz gözetliyor. Orada da Volkan var, 04 Volkan ismi. O da bizim diğer arkadaş, defansta oynardık üçümüz. O da Show TV'de, ben de köyde pire topluyorum. Neyse bir gün o zaman Siirt Redba vardı. Beşiktaş geldi de Ümit'le bu fotoğrafı çektirmiştik. Hayat böyle başladı benim hayatım. Çok zor günler bence. Ben yaşadığım için. Sonra bir gün okul müdürü olmaya karar verdim. Çünkü ihtiyaç vardı bir okulda. Akyurt'un Kozaya Köyü İlkokulu. Ama sizin ve bizim hep aklımızdaki okul müdürü Amil Bey'di o zamanlar. Hayat Bilgisi dizisindeki. Aslında çok bir şey yapmadım. Sadece bir okul müdürlüğü yapmaya çalışıyorum. ...götüreceğiz sizleri. Bu okulu diğer okullardan ayıran özellikse öğrencilere sunduğu olanaklar. Başkente yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki bu okul bir köy okulu olmasına rağmen birçok merkezi ilköğretim okulundan daha donanımlı. Öğretmenlerin özverili çabaları ve hayırseverlerin Sene yardımlarıyla 2005. donatılan okulun öğrencileri kar tatili hiç gelmesin istiyor. Okulumuzda basketbol sahası var. Onu da oynamayı çok seviyorum. Voleybol sahası var. Onu da seviyorum. En sevdiğim dersler başta bilgisayar olarak hepsi. Karacakaya Köyü'nden geliyorum. Okulumu çok seviyorum. Öğretmenlerimi de öyle. Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Kozayağı İlköğretim Okulu'nun 150 öğrencisi var. Taşımalı eğitimin yapıldığı okulun 109 öğrencisi çevredeki 3 köyden geliyor. Beş yıl önce kurulan okulun hemen hemen bütün ihtiyaçları, başta okul müdürü olmak üzere öğretmenlerin özverili çabaları ve hayırseverlerden sağlanan katkılar karşılanıyor. Derslik sisteminin uygulandığı okulda öğrenciler her dersi o ders için özel oluşturulmuş sınıflarda alıyorlar. Okulun o öğrencilik bir ana sınıfı da var. Kaç tane nohutun oldu? 50. Sıra Kemal'de. Hangi derstesiniz şimdi siz? Matematik. Seviyor musun matematik? Evet. Hiçbir açmayacak çiçek kalmayacak. Yani dağlarda da olsa bütün çiçekler açacak. Amacımız bu. Bu okulda herkes mutlu olacak. Evet. 2005 yılında derslik sistemini biz uygulamaya başlamıştık ve onu çekmek için gelmişti TRT. Sonra dedi ki biz bütün okulu çekelim. Bir 18 dakikalık bir program yaptılar. Okul müdürlüğü zordu orada. Ama köydü. Ve 3 köyden çocuklar geliyordu. Velilere ulaşmak çok zordu. Ben de anneler toplantısı yapardım. O sebepten yine bütün kadınları eğitmek için. Çünkü kızlarını liseye göndermiyorlardı. En yakın lise 17 kilometreydi ve araba yoktu. Servis şoföründen taşımalı eğitim olduğu için arabayı alırdım, minibüsü. O üç köyü gezer, imamla beraber anons eder camide. Kadınları camiye toplar, camiden okulun olduğu köye getirirdim. Dört köyün kadını toplardım.
ve herkes gelirken de yanında pasta börek bir şey getirsin derdim. Mutlaka gelen toplantıya bir şeyler getirirdik, gün gibi olurdu ve ben de ilçeden ya da şehirden kadınlarla konuşacak bir bayan, bir kadın, bir avukat, bir doktor mutlaka birisi olurdu. Ve öylelikle kızları liseye göndermelerine ikna ettim. Yaz tatilinde iki ay, o zaman SBS vardı. SBS kurslaşmıştık, biz öğretmenler kurs veriyorduk çocuklara. Ve o çocuklar şu anda birisi ODTÜ'de, biri tıpta ve okuyor bu kızlar, öğretmen oldular. Kadınları ikna etmek zor oldu ama tabii. Sonra bundan sonra iki tane okul kurdum. Biri Gölbaşı'nda, biri Akyurt'ta, değişik yerlerde. Ve bu efsanevi dediler ama tabii biz onu kabul etmiyorum. Ben Sunucu hocamla da görüştüm. Onlar çok fazla olmuş benim için. Ankara'nın merkezinde Altındağ'da Çinçin denen polis amca, Çinçin'de polis amca ilköğretim okuluna müdür oldum. Oraya kimse okul müdürü olmak istemiyordu. Hala yok. Kimse olmak istemiyor. Çünkü Google bile girememiş oraya bir fotoğraf çekmek için. Polis amca ortaokuluna bir sene boyunca öğretmenler polis arabasıyla, ekip arabasıyla gidip gelmişler o zamanlar. Bu da benim odadan dışarıya baktığım pencereydi. Aslında bütün okul müdürleri dışarıyı bu şekilde görüyorlar, bir parmaklığın arkasında. Hepsi odasında kilitlenmiş, çevrede ne olup bitiyor ilgilenmeden odanın içinde oturup dışarıda neler oluyor bir bakalım demiyorlar maalesef. Oradaki öğrenciler böyleydi. Yılmaz öğrenciler vardı. Bir gün birinci sınıf öğrencisi. Sınıfa bir girdim. Orada oturuyor. Petek var. Peteğin üstünde oturmuş. Dersi de oradan dinliyor. Öğretmen de ders anlatıyor. Girdim. Merhaba, nasılsınız falan konuştuk. Hiç çocuk istifini bozmuyor. Hani bir görüntü var bende. Bir de müdürüm ya. Nasıl korkmaz benden diye şöyle bir gittim, yok. Çocuğun umurunda değil. Müdür girmiş, öğretmen girmiş, iri yarıymış. Çünkü hakikaten Yılmaz çocuklar. Çünkü oradaki çocuklar çok farklı şeyler yaşıyorlar. Öğretmenle konuştum, sonra ailesindeki problemleri anlatınca tabii hak veriyorsunuz ve ondan sonra çocuğa farklı gözle bakmaya başlıyorsunuz. Önemli olan da buydu. Yaşar Kemal'in dediği gibi. O gövde değil aslında önemli olan. Önemli olan yüreğiydi bu çocukların. Onlarda mangal gibi yürek var çünkü her şeyi yaşıyorlar. Her kötülüğü belli bir yaşa görüyorlar. Ama her çocuk okula giderken aklında tek bir şey vardır. Hiçbirisi matematik öğreneceğim bugün, fen bilgisinde şu deneyi yapacağım falan diye gitmez. Oyun oynamaya gider. Bugün bu arkadaşımla bunu oynayacağım. Dün bunu oynamıştık, buna devam edeceğim. Bugün maç yapacağız, gol atacağım diye gider. Hepsinin aklında oyun vardır. Siz oyun oynamaya devam ederseniz, okulu sevdirirseniz o çocuklar devamlı okula gelmek isterler. Biz de okulda işte robotik burada da var. First Lego League yaptık. Gazetelere çıktık. Kütüphaneler kurduk. En son ben ayrılırken 11 branşta 36 takımımız vardı. 36 takım kız erkek karışık kız futbol takımımız da vardı. Sonra biz festivaller yapıyorduk, spor festivalleri. Çevredeki okulları toplayıp. Bunu yapmak için ilk önce öğretmenleri oynatmak gerekiyor. Oyunları hep beraber oynuyorduk önce. Çocuklarla oynamadan önce. Öğretmenleri öğretip sonra çocuklarla beraber oynuyorduk. Bu şekilde toplam kalite yönetim dalında dereceler aldı okul. Sonra bir projeye dahil olmuştuk. Uluslararası İlham Projesi. Ve o projedeki başarımızdan dolayı İngiltere Spor Bakanı okulumuzu ziyaret etti. Kısa bir videosu var onun da. Kafalara dikkat.
ki burada bulunmaktan ne kadar onur duyduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. And I would like to start by congratulating the school on everything that you have achieved. Ve okulumuzu da yaptıkları her şeyden ötürü bir tebrik etmek istiyorum. It is very clear from everything that I have seen that this is a school that is inspiring its pupils and achieving an enormous amount. Gördüğüm her şey bana anlatıyor ki bu okul yaptığı faaliyetlerde öğrencilerini, çalışanlarını ilham veriyor ve amaçlarını gerçekleştiriyor. Biz ilham vermeye İlham verenler kulübüyle, ekibiyle beraber o zamanlar başlamıştık. Ve hala devam etmeye çalışıyoruz. Bunu İngiltere'den fark ettiler de, Türkiye'den maalesef. İlham verenler ekibimiz bunlar. Hiçbir şey tek başına yapamaz okul müdürü. Bir liderdir ama ekibini kurabilir. Süper Lig hakemi Ali Palabıyık birisi. Birisi amirli takım Busoki, takım kaptanı, diğeri güreş dünya üçüncüsü. Diğeri bir futbol hakemi arkadaş. Bizim keşke spor bakanımız da orada olsaydı. Projeyi biz de ona anlatabilseydik. Maalesef yoktu. E, sanatla da ilgilendirdik çocukları. Sergiler açtık büyük AVM'lerde. En son bu Eylül ayında yine Çin Çin Kültür Sanat Festivali düzenledik. Çocuklar hep böylelikle kendilerini bulmaya çalışıyorlar. Sosyalleşmek çok önemli. Çocuklar çünkü sosyalleşmeden, dışarıya açılamadan orada kaldıkları zaman başka insanlar oluyorlar. Sonra demokrasi ve insan hakları ile ilgili bir proje yaptık. Çünkü çocukların birbirine saygısı yoktu. Birbirlerine şiddet gösteriyorlardı. Her teneffüs benim kapımın önünde sıra olurdu. Kavga etmiş çocuklar. Bu insan hakları ve demokrasiyle ilgili yaptığımız projeyle bunda azalma görüldü. Ama bunu tabii okul içinde de yaşatmanız gerekiyor. Öğretmenlere bunu anlatmak gerekiyor. Velilere anlatmanız gerekiyor. Aktif vatandaşlık diye bir projemiz vardı. Orada yine hoşgörü, barış, eşitlikle ilgili şeyler anlattık. Hep oyunlar oynadık çocuklarla beraber hiç ayırt etmeden, hiç kimliklerini... Burası... yargılamadan bir kamu spotu çekildi. Sonra bu kamu spotu yayınlanmadı. Yukarıdan işaret ediyorlar bitir diye. O yüzden hızlı geçiyorum. Ha, ben bunları her yerde anlatıyorum çok rahat. Çünkü kimseden korkum yok. Sonra başka bir okula gittim. Bu okuldan ayrılmak zorunda kaldım polis amcadan. Dediler ki niye ayrıldın? Tam 5,5 yıl kalmıştım. Kendimce de bir sürü iş yaptım. Sonra bizi değerlendirmeye tuttular okul müdürü olarak. 100 üzerinden ben 94 aldım. Dedim ki ben demek ki işimi düzgün yapmıyorum. Ben 94 aldım artık buradan ayrılmam gerekiyor. Ve Ankara'da Çankaya'da bir bahçeli evlerde başka bir okula gittim. Oraya da gittiğimde çocuklarla yine iyi ilişkiler kurmaya çalıştım. Bu satrançın benim için çok önemi var. Masamın önünde mutlaka bir satranç masası vardı. Polis amca da bir gün otururken biri nara atarak geldi. Bağırıyor koridorlarda. Okul müdürü nerede falan. Ya genç bir çocuk. Girdi odama. Konuştuk, sohbet ettik, tanıştık. Benden önceki okul müdürünü bıçaklamaya çalışmış. Sonra okuldan kaçmış. Üçüncü kattan atlamış çocuk. Satrancı görünce benimle satranç oynamaya başladı. Ben bunda çok iyiyimdir hocam dedi. İddialı oynayalım dedi. Kazanan, kaybeden pavyona götürür dedi. Tamam dedim. Çünkü bir önceki okul müdüründen dolayı buna hayır deme imkanı yok. Yani adam baştan söyledi, ben bunu yaptım dedi. Ve hakikaten iyi oynuyordu çocuk, beni yendi. Yani orayı evet karıştırmayalım pavyon kısmını. Burada da yine bu okulda da sıkıntılar var. Çankaya'da Ankara'nın en iyi okullarından birisi. Bir gün Milli Eğitim Müdürümüz bize dedi ki siz dedi bu Türkiye'nin en iyi okulların müdürlerisiniz. Ama öyle değilmiş. Gittim çatıya çıktım. Çatı akıyor. Tuvaletler akıtıyor. Ve yine inşaat başladı. Yine sıkıntılarımız başladı. Her tarafı düzeltme aşaması. Çocuklarla yine sporlar, şeyler, oyunlar. Yine insan hakları ile ilgili şeyler yaptık. Bu çocuğun yazdığı çok hoşuma gitti. 2 dakika istiyorum üstad.
Ülkemde barış olmasını istiyorum. Hiç kimsenin üzülmesini, kavga etmesini istemiyorum. Bütün çocuklar mutlu olsun istiyorum. Çocuklar üzülüp ağlamasınlar, ben bunu diliyorum. Çocukların istekleri buydu. Orada da tabii ekibimiz vardı. Öğretmenler çok önemli ve bu 100 yaşında, 103 yaşında öğretmenimizi okula getirmiştik bu öğretmenler gününde. Atatürk'le geçirdiği sohbeti bize anlattı. Hepimizin hayatında kırılma noktaları var. Benimki de o polis amcada yaşadığım olaylardı. Ve bu bazı sözler hayatımda hep bana yol vermiştir, yol göstermiştir. Dün bir arkadaşımız sordu, sen nasıl bu hale geldin diye. Bazı sözler beni bu hale getirdi, bazı şarkılarda. Hep en iyisini yapmaya çalıştım ve hiç kimseye iltifat etmedim. Hiç kimseyi aldatmadım. Memleket için hakiki mefkure neyse onu yapmaya çalıştım. Herkes de benim önüme bir sürü manialar, engeller yığdı. Hiçbirisiyle muhatap olmadım ve hepsini geçmeye çalıştım. Bazen alttan, bazen üstten. Kendimi hiç büyük görmedim. Hep zayıf, küçük bir hiç olarak gördüm. Ve hiçbir zamanda bu panoda asılı bir resim olmadım. Ve hep bulunduğum okullarda bir hoş seda bırakmaya çalıştım. Hasan Ali Yücel'in çok güzel bir sözü var. Bu yüzden buradayım. Ne için yaşadığımızı bilmek fikirlerin en gücü. Başı ve sonu işte ülkü budur. Gerçek sevgi budur. İyi yaşayarak, yaşamamızın amacını iyi bilerek ve ona yaklaşmanın saadetini duyarak kaderimizin bizi getireceği ana, yani güler yüzlü gözümüz arkada kalmaksızın varmak. Hayatı vazifen bittiği anda bitirmek. Ne aldanmak ne aldatmak, ne avunmak ne avutmak, gözü pek, yüreği yumuşak olmak, doğruyu kuşun ötmesi gibi sıkıntısız söyleyebilmek. Bazı şeyler ayağınızda diken olmadan olmuyor. Bizim öğretmenlerimizin çoğunun ayağında çok diken var, emin olun. Çoğunun okul müdüründe var. Herkes bir şeyler yapmak istiyor, herkes çok çalışıyor. Ama bizim için önemli olan aslında bu Çanakkale ruhu. Hepimiz beraber çalışamıyoruz. Hepimizi ayrıştırmaya çalışıyorlar. Hepimizi farklı yönlerimizde bizi dışlamaya, ötekileştirmeye çalışıyorlar. İnsan olarak kimseyi kabul etmezsek sadece yaratandan ötürü ondan sonra bazı şeylere mahkum kalırız. Köprüden önceki son çıkışı kaçırmayalım. Önümüzde zor günler bizi bekliyor. Şimdi bir okula geçtim İzmir'de, başka bir okul. O da inşaat halinde maalesef. Eğitimle feda edecek tek bir fert bile yok. Bu insanlardan birisi, bizim yetiştirdiğimiz çocuklardan birisi olabilir. Ya bundan önce 20 Eylül'de bu okula gelmiştim başka bir program için. O zaman da Ankara'daki diğer patlamanın olduğu gündü. Yine biz kan ağladık burada ve yine patlamadan sonra 2 gün sonra buraya geldim. Ya Aziz Sancar yetiştirebilirsiniz bir öğretmen olarak. Ya da o patlamada kendini imha eden bir adam. O tek kişi çok önemli. Burada bir sürü öğretmen arkadaş var. Lütfen yaptığınız işi hafife almayın. Çok önemli bir iş yapıyoruz. Herkes bizim itibarımızı düşürmeye çalışsa da, buna bakanlar da dahil, az çalışıyoruz gibi görse de öyle değil. Biz çok önemli bir insanız. Ve insanların hayatında gerçekten küçük dokunuşlar, büyük hayaller bırakabiliyoruz. Lütfen kararmasın Ankara. Teşekkür ederim.